Thank you.
34 NDZ 21, 34 PFC 64, 34 JVF 87, 34 KBJ 10 plakalı arabaların sahipleri lütfen arabalarınızın başına. Thank you.
34 NDZ 21 34 TFC. Bu ceşna nevruze ceşna kurd em işem hem civana nevruz serhildana kurda nevruz azadî rızgariya kurda nevruze hava piroz bitin ruje hava şadî hoşî derbaz bitin. Hoşgubrayan delal, navmede haval u mehvanın ye mehene kurmancı fe emnacı. Şbu ve dakhane ev mehvanen meye delalji va peyve mefeyen bikin eze haberdar afa Türkî başu. Kusirene nere? Amacıyla bu gece toplanmış bulunuyoruz. Nevruz Kürtlerin zulme ve zalime karşı baş kaldırış günüdür. Kürtlerin özgürlüğe ve kurtuluşa kavuştuğu gündür. Eklerimizde taşıyarak hiç söndürmeden ve hele günümüzde daha da parlatarak sürüp geliyoruz. Değerli arkadaşlar, bundan binlerce yıl önce, 2600 yıl öncesinde Kürtlere hükmeden zalim hükümdar Dahak isminde bir kral bulunuyordu. Bu kral, bu zalim hükümdar kendisine müptela olan hastalığa derman olur diye her gün iki Kürt gencinin beynini yarasına merhem olarak sürüyordu. Bu uygulamanın Kürtlerin yok olması ve sonu olacağını göz önünde tutan Kürt kahramanı Demirci Kava tedbir düşünerek sırası gelen Kürtleri daha gönderip bunların yerine iki koyun beynini hükümdara gönderdi. Karanlık ateşi dağlarda yakılarak dağlarda eğitilen ve savaş için yetişen gençler şehre indiler. Liderleri kahraman Kavan'ın önderliğinde sarayı basarak zalim Dahak'ı öldürüp özgürlüğe ve kurtuluşa kavuştular. O günden bugüne kadar Nevruz son derece olumlu bir rastlantı sonucu o gün yalnız Kürtlerin kurtuluş günü olmamış. Doğanın da yeniden canlandığı ve yeniden dirildiği baharın başlangıcına yani 21 Mart'a rast gelmiştir. Onun için Nevruz hem Kürtlerin kurtuluş günü ve hem de yeniden dirilişi ifade eden baharın müjdecisi olarak kutlanmıştır. Bizi son derece mutlu ve memnun eden günümüzde çok anlamlı bir olaya rastlamaktadır. Nevruz günü yani 21 Mart ayrıca Birleşmiş Milletler tarafından Nevruz'un özüne amacına uygun olarak ırkçılığa karşı kurtuluş günü olarak ilan edilmiştir. Ve Nevruz bugün tüm dünyada ırkçılığa
karşı mücadele günü olarak ayrıca kutlanmaktadır. Biz Kürtler bundan büyük bir mutluluk ve gurur duymaktayız. Zira ulusal günü tüm dünyaca paylaşılan tek ulus olma niteliğini kazanmış bulunuyoruz. Bundan gurur duyarız, bundan mutluyuz. Değerli arkadaşlar, Nevruz öteden beri yalnızca Kürtler tarafından değil, Kürtlere yakın bölgelerde yaşayan diğer halklar tarafından da kutlanmaktadır. Bu elbette bir rastlantı değil. Zira Kürtlerin ataları olan Medlerin kurduğu devletin sınırları ta Anadolu'nun ortasından Kızılırmak'tan başlayarak batıda Orta Asya'da Bahtaran yani Buhara dediğimiz ve Hint sınırına kadar dayanıyordu. Ayrıca bu devletin sınırları kuzeyde Kazvin, bugünkü adıyla Hazar Denizi dediğimiz ve güneyde Basra Körfezi'ne kadar uzanan çok geniş bir alanı kaplıyordu. Kürtlerin yönetiminde yaşayan ve o bölgeye yakın olan ulusların Kürtlerin ulusal gününü kutlaması kadar doğal ve tabii bir şey olamaz. Biz bundan mutluyuz. Bizim mutluluğumuzu, bizim ulusal günümüzü paylaşan insanların sayıları arttıkça biz bundan mutluluk duymaktayız. Ancak son iki yılda son derece yüzsüzce ve pişkince bir olayla karşılaşmaktayız. Nevruz'u amacından saptırmak, Kürtlere ait olan her şeyi gasp ettikleri için, Kürtlerin ulusal gününü de gasp etmek için bazı çabalara rastlamaktayız. Nevruz, bilmem Ergenekon'dan kurtuluşun günü ve Türkler tarafından ta öteden beri kutlanan bir gün olarak kamuoyunun kafası bu konuda bulandırılmak istenmiştir. Biz Kürtler pek çok şeyimizin bugüne kadar talan edilmesine, yağmalanmasına tanık olduk. İlkin müziğimiz yasaklanmak istedi. Yasaklanmayla zecri tedbirlerle Türk müziğinin yok edilemeyeceği anlaşılınca Türk müziğine bu sefer Türk damgası vurularak Türk müziği adı altında satışı yapıldı. Keza bunun gibi giysilerimiz, danslarımız, yemeklerimiz Türk damgasıyla satışa çıkarıldı. Ancak ne var ki tarihte ve bugün dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayan bir ulusal günün yağmalanması çabalarına rastlıyoruz. Bu son derece komik, gülünç ve bunun sahiplerine hiçbir onur kazandıramayacak bir davranıştır. Nevruz, Kürtlerin ulusal günüdür ve Kürtlerin ulusal günü olarak devam edecektir. Değerli kardeşlerim, gecenin amacı bu şanlı günümüzü neşe ve sevinç içinde kutlamaktır. Ancak ne yazık ki bu şanlı günümüzde bile gönüllerimiz biraz buruktur. İçinde yaşadığımız dramatik durum halen halkımız üzerinde süre gelen zulüm, baskı, işkence ve katliam Nevruz'u gönlümüzce içimizden coşkuyla kutlama şansını bizi uzak tutmaktadır.
istiyorum. Kürtlerin ulusal damgasında Mezopotamya uygarlığının şanlı damgası bulunmaktadır. Biz bu kimliğimizle gurur duyuyoruz. Bu kimliği terk etmeye niyetli değiliz. Bu kimliği bize terk etmeye hiç kimsenin gücü yetmiyor. Önce Cizre emiri
Bedirhan Türklerin ulusal kurtuluş mücadelesini başlattı. Bu mücadele çok kısa bir zamanda Kürtlerin hasret ve özlemine cevap verebilecek şekilde birdenbire yayıldı ve 6 yıl bağımsız olarak Kürtler bir Bedirhan'ın yönetiminde onurlu bir yaşam sürdüler. Ancak ne var ki Kürtlerin içlerinden söküp adam attığı bazı zaaflar ve hastalıklar ne yazık ki bu hareketi başarısız kıldı. Ama bu hareket bir yol gösterdi. Kürtler bundan sonra bu yoldan ayrılmadılar ve bu yolda ulusal kurtuluş mücadelesini terk etmediler. Değerli arkadaşlar, acaba Kürtlerin uğruna bu kadar şey verdi, uğruna bu kadar işine çekti, uğruna bu kadar fedakarlıkta bulunduğu dava nedir? Yani Türk sorunu nedir? Türk sorunu her şeyden önce bir ulusal varlık sorunudur. Bir ulusun kendi varlığını koruma sorunudur. Türk sorunu tam eşitlik sorunudur. Nedir bu eşitlik? Bu eşitlik her şeyden önce kimlikte eşitliktir. Türk kimliğiyle tanınma, Türk kimliğiyle gurur duyma ve bu kimliğin yasal güvenceye sağlanması sorunudur. Dilde, kültürde eşitlik sorunudur. Başka ulusların dilleri, kültürleri hangi haklara, hangi imkanlara, hangi güvencelere sahip olması gerekir? Böylesine meşru, böylesine haklı bir talebe karşı çıkmak insaflı insanların başvurabileceği bir yöntem değildir. Değerli arkadaşlar, biz Türk Hak ve Özgürlükler Vakfı olarak gerek bu vakfın kurucuları, yöneticileri, bu vakfın çevresinde bulunanlar, bu vakfa ilgi duyanlar, bu vakfa destek verenler, Kürt sorununun çözümünde demokratik, barışçıl yöntemi sürdüre gelmişlerdir. Bu anlayışımızın bazı çevrelerde tepki gördüğünü biliyoruz. Savaşı, şiddeti tek yöntem görenler bu tutumumuzdan dolayı bize olmadık saldırılar, her türlü insaf ölçülerini aşan suçlamalarda bulundular. Pasifist dediler, revizyonist dediler, teslimiyetçi dediler. Hatta insaf ölçülerini aşarak işbirlikçi ve hain dediler. Biz bu saldırıları ve suçlamaları hak etmiş değildik. Zira bizler en azından diğer yöntemleri savunanlar kadar halkımızın çıkar ve menfaatlerine bağlı ve onların çıkarlarını korumakta ısrarlı ve bu konuda bize düşen her türlü fedakarlığı göstermekte kararlı insanlarız. İçinde yaşadığımız günler bizim haklılığımızı kanıtlamaktadır. Ancak biz haklı çıktık diye kimseyi kınamaya, kimseyle hesaplaşma iddiasında ve peşinde değiliz. Bizleri birbirimizden ayırıcı değil, bizi birbirimize yaklaştırıcı, bizi bütünleştirici, ortak noktaları yakalayarak ve bu şekilde birliğimizi sağlayarak
başarıya ulaşabileceği inancını taşıyoruz. Biz her zaman herkese işbirliği, güç birliği ve dostluk elini uzattık. Bundan sonra da uzatmakta ısrarlı olacağız. Değerli kardeşlerim, hiç kimse Kürtlerin ulusal mücadelesinin son bulacağı veyahut da hezimete uğrayacağı gibi bir düşünceye kendini kaptırmasın. Zira Kürtler bugün her zamankinden daha fazla kendi ulusal davasına sahip çıkıyorlar. Bugün Kürt sorunu artık Ahmet'in, Mehmet'in, şu şahsın, bu şahsın, şu bölgenin, bu bölgenin davası olmaktan çıkmıştır. Bütün bir Kürt halkının tek yürekten çarptığı, tek yürekten bağlandığı bir dava haline almıştır. Eğer bir düşünce, bir dava, bir fikir topluma mal olmuşsa, hiç kimse o düşünceyi, o fikri yok edemez. Bundan 1400 yıl önce Hazreti Ali'nin söylediği çok anlamlı bir söz var. Hazreti Ali der ki, hiçbir zalim zulmünü mazlumun rızası olmadan sürdüremez. İşte bugün Kürtler kendilerine dayatılan zulme razı olmadıklarını belirtiyorlar. Bunun için çilehaneleri doldurmaktan çekinmiyorlar. Bunun için kanlarını dökmekten çekinmiyorlar. Bunun için her türlü fedakarlığa razılar. Biz bu nedenle inanıyoruz ki bu ulusal bilinç düzeyine gelen bir ulusu artık kölelik ve baskı zulmü altında tutmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu öz gücümüzün yanında bizi mutlu kılan, geleceğe daha umutlu bakmamızı sağlayan diğer bir önemli gelişme de dünyadaki gelişmedir. Günümüzde dünyada barış ve özgürlük hasıl etmektedir. Günümüzde ulusların haklarına saygı duyma daha güçlü ve yaygın bir hale gelmiştir. Artık bundan sonra Kürtler yalnız kendi kaderlerine baş başa kalmıyor. Demokrasi inanan güçler de Kürtlerin yanında yer alabilecekler. Yeter ki politikalarımızda biz aklı kendimize rehber edelim. Biz halkımızın bir kesimini karşımıza almıyor. Birlik ve bütünlüğü sağlıyor. Biz dünyanın konjonktürüne, yani dünyanın şu anda paylaştığı değerlere ters düşmemeye dikkat edelim. Bunlar sağlandıktan sonra bizim mücadelemiz daha güçlü olacak. Böylesine güçlü bir mücadeleyi yenmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Değerli arkadaşlar, bizler Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı olarak barışçıl tavrımızı sürdüre geleceğiz. Bu konuda adım atacak herkese destekçi olacağız. Bu konuda bize düşen görev fedakarlık değilse onu yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. Bizim için tek hedef Kürtlerin özgür olması, Kürtlerin şerefli ve insanca bir yaşama kavuşmasıdır. Bu hedefin bedeli neyse seve seve onu ödemeye hazırız.
Elbette iş hemen oldu bitti gibi bir kanaate kendimizi kaptırmayız. Önümüzde çok çetin günler var. Bu çetin ve önemli günlerde herkes kendisine düşeni yapmak zorundadır. Bu bir ulusal görevdir. Ama muhakkak ki önümüzdeki engeller, zorluklar ne olursa olsun biz bunları aşıp dünyanın diğer özgür ve mutlu milletleri gibi biz de özgürlüğümüze kavuşup mutlu günleri yakalayacağız. Özlemini çektiğimiz özgür ve mutlu günlerimizin yakın olması dileğiyle hepinizi içten gelen duygularla, saygı ve sevgiyle selamlar, Nevruz'unuzu yeniden kutlarım. Sayın Şerafettin Elçi'nin bu değerli konuşması için kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.